Merhaba, BP Kliniğe hoş geldiniz. Şimdi şöyle, ben bir radyasyon onkoloğu olduğum için, bir onkolog olduğum için insanlar tabii ki bir onkoloğa başvurma sürecini birazcık tereddüt ediyorlar. Ancak unutmamaları gereken şey şu, ben bir radyasyon onkoloğuyum ve benim eğitim sürecim normal hücre biyolojisi ve tümör biyolojisiyle başlıyor. Yani bana herhangi bir molekül bana nasıl gelir diye sorduğunuzda buna belki birçok bölümden, birçok insandan çok daha etkin, yetkin bir şekilde cevap verme şansım var. Çünkü ben normal hücre biyolojisini biliyorum. Aslına bakarsanız bunu tüm doktor arkadaşlarım da çok kolay bir şekilde rahatlayabilirler ama biz tıp fakültesinden tamamen hastalıkları tedavi etmeye formatlanarak çıkıyoruz. Sağlıklı yaşam sanki bizim işimizin bir parçası değilmiş ya da bunun için ayrı bir uzmanlık gerekiyormuş gibi davranıyoruz. Oysa tümör biyolojisini, hücre biyolojisini, vücudumuzun nasıl çalıştığını, her şeyi biz en ince ayrıntısına kadar tıp fakültesinde öğreniyoruz ve sonrasında da tabii ki sağlıklı kalmayı bilmek bizim yaptığımız işin en temel parçası, yaptığımız işin en temel kısmı olmalı ama hem sağlık sistemi hem de okuduğumuz okullar bizi daha farklı bir şekilde yönlendiriyor. O yüzden de biz bu işi yapmak için kendimizi etkin ve yetkin görüyoruz. Zaten sadece bir doktor olarak ben değil, bir diyetistimiz, psikologumuz ve fizyoterapistimiz var, bir ekibimiz var burada. Aynı şekilde genetik testlere başvurduğumuzda birlikte çalıştığımız genetikçimiz ve moleküler biyoloğumuz var. Bunu biz ekip şeklinde değerlendiriyoruz ve eğer ihtiyacı varsa tabii ki kardiyolojiden, dahiliyeden, ilgili disiplinlerden de destek alıyoruz. Çünkü insan çok yönlü bir mekanizma ve bizim tek başına tek bir disiplin doktoru olarak onun tüm ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir lüksümüz yok. O yüzden de biz burada multidisipliner çalışıyoruz ve konuyla ilgili olarak tüm uzmanların burada olmasını ve hastaya bir şekilde yardımcı olmasını istiyoruz. Yani geldiğinizde sadece beni diyetistimi ya da psikiyatristimi görebilirsiniz ama aslında burada çalışan çok büyük bir ekip var. Çünkü hepimiz artık well-being kavramı 21. yüzyıl bilim ve teknolojisinde yani kendini iyi hissetme hali çok yönlü bir şekilde ele alınması gerekiyor. Bütün beslenmemizle, kaygılarımızla, alışkanlıklarımızla, yaşam şeklimizle, ailemizle, genetiğimizle bunun için de tabii ki multidisipliner yaklaşmak ve karma ekipleri, karma disiplinlerden oluşan ekipleri burada aktif bir şekilde kullanmak gerekiyor.